Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Red Velvet'ten Wendy'nin direkt ana vokalini direkt Like Water şarkısını izleyeceğiz. Red Velvet benim böyle çok fazla üste tuttum değil de çok fazla altta tuttum bir grup değil. Böyle hani sevdiğim bir grup, normal bir grup benim için, öyle diyeyim ben size. Özellikle Joey falan mesela çok seviyordum, hatta Tempted 7'si falan vardı. Oradan çok takip ettiğim, sevdiğim birisiydi. Ayrını zaten söylemeye gerek yok. Yani visual ile falan beraber zaten. Yani YouTube'da direkt K-pop yazdım mı ilk 5 kişi arasından çıkacak birisine. Yani eşdeğer birisi Ayrın. Genel olarak çok başarılı bir grup. Yani ki başarılı. Yani direkt sıralamaya falan sokmak istemiyorum. Çünkü yani fandomluk diye bir şey var biliyorsunuz K-pop içerisinde. Bazen tuhaf yerlere sokabiliyor insanlar. Yani en başarılı gruplardan bir tanesi. Öyle diyeyim direkt kısacası. İzleyelim görelim. Bakalım nasıl olmuş. Vokali çok iyi bu arada. Sesi mükemmel bir sesi var. İzleyeceğiz, yoruracağız. Bu arada video görüşmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenecek olursunuz beğenmeyi unutmayın. Let's go, geçelim. Bir kedi geldi. Videodan sonra alacağım kanka, görüşürüz. Çok tatlı. Ponçik. Şurata bak. Saçları çok güzel olmuş bu arada. Dağınık baş olmuş. Yüzü ne kadar güzel kızım bu arada ya. Makyajını çok beğendim direkt ilk görüşte. Vah. Bence ana vokallerini sürekli olarak solo ekstra diğer uyarlardan ziyade ekstra böyle çıkış yapması falan gerekiyor. Ana vokal çünkü yani direkt şarkının böyle en büyük, en güzel kısmını oluşturan şeylerden birisi. Ana vokali sesidir abi. Bu herkesin bildiği bir şeydir zaten. Genel olarak diyorum. Yani genel bir şey yapmıyorum böyle. Kesin bir kalıba sokmuyorum. Genel olarak diyorum. Böyle açıklamak zorunda koyuyorum çünkü biliyorsunuz direkt linç. Yok yani direkt acım yok. K-pop camiasını zaten en çok cringe tebimur sebeplerinden bir tanesi o. Direkt linç yani. Direkt acımasızca, direkt fütursuzca, direkt linç var. Onunla. Let's go. Çok iyi. Bu ne ya? Uyurusun biliyor musun bu sesle? Güzel sahneler. Oha. Çok güzel kesimler yapmışlar yani. Dance Choreography'si %100 yok bu arada eminim. Bu şarkıdan çıkmaz. Hani göstermezler şu şarkının içerisinde. Klip böyle gözüküyor çünkü. Çok tatlı kız yani bize. Minnacık bir şey ya. Direkt sandalye nasıl diyor. Oha, evin içerisinde damlar bir tren yayı falan koymuşlar herhalde. Yeşillik bunun yeşillendirilmesi falan da hoş durmuş ya. Tablar falan da iyidir bu ya. Gerçekten güzelmiş. Gönlüm sen doğdun yani. Şeyler mükemmel. Çok iyi. Bu nasıl sağlık? Dinletin, burası çok güzel. Diye uzatıyor ya. Bu çok güzel olmuş ya, bu çiftin olduğu yer oturması falan. Kızın lazımlısı falan çok iyi olmuş. Baksana şuna. Tam fotoğraflık lan bu. 1000 tane fotoğraf çekersin. Galeriye full doldurursun yani, yemin ederim buraya gitsen. Şurası da çok güzel. Nasıl çıkıyor lan o? Ama tümünde bilmiyorum anlamadım ama güzel duruyor. Çok ses tonunu o kadar çok güzel kullanabiliyor ki. Sıkıcı bir ses yok yani. Her türlü ses sokabiliyor çünkü sesine. Şu ses tonları falan var ya, bayağı bir farklı gösteriyor yani sesinde. Çok güzel yani. Bazı şarkıcılar var mesela tek bir ses tonundan ilerleyebiliyor var ya. Bunların seslerin arasında bir rakam durumu, nota durumu var. Belki aranızda bilen varsa biliyordur. Onlar direkt yazsın. Hani bu çok farklı ses çıkartabiliyor. Öyle durumu var yani. Ana vokal aldığı için de belli zaten. Çok güçlü sesi var. Niye böyle bir altyazı geçti? Nadem ya full İngilizce okudu yalnız. Ona fark ettim de. Tuhaf geldi. Duruldu. İkinci partinin ortasından ben direkt sürekli full DM'e çekti düşündüm de bu şekilde bir vokale girmesi çok hoş oldu bu arada. Hoşuma gitti ya. Çok güzel yalnız kızın gözler çok iyi. Pusacındı,
Sesini de bütün gün övebileceğin şarkıcıların arasında bir tane yani. Hani şişirme değil anladın mı? Bildiğin böyle harbi şarkıcı ya. Bak idollere mesela idol deniyor ya. Bazıları mesela sağcı denmiyor. Buna hem idollere hem sağcı dersin hem şarkı her şey dersin ya. Şuna baksana. Öldürdün bizi, ne yaptın Allah, beğeni vermesin. Çüş. Tüyler ödegen, tüyler halay. Kumaş demiyorum kızım ya. Uykusuzdum, uykumu açtı. Çok boncuk olmuş bu zamanda. Kendine kıymayacaksın değil mi? Öyle bir yere geldin ki. O duş yeri çok güzel olmuş ha. İstenildi yani öyle bir şey. Çok güzel gözüküyordu. W böyle mi gözüküyor bu? Ne bu şimdi, bunun işareti bu şekilde mi oldu? Va, ilginçmiş bu arada, tuhaf. Önceden de mi bu şekilde bilmiyorum ama. Neyse arkadaşlar, videonun sonuna gelelim. Videosu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.